Ciddi bir dönemden geçiyoruz. Özellikle şu önümüzdeki 15 günü biz çok önemsiyoruz. Nisan'ın 15'ine kadar tedbirlerin artırılması anlamında çok önemsiyoruz. Ama biz bilindiği üzere Mart ayının başından itibaren ve defaatlerle bütün mahallelerimizi dezenfekte ettiğimiz gibi cadde içerilerini de toplu ulaşım noktasındaki minibüsler, duraklar, taksi duraklarını da efendim camilerimizi zaten belirli bir süre sonra cumalarda bile ibadete kapatılmış oldu camiler. Yine şehrin meydanlarını özellikle park alanlarımızı tamamıyla kapattık. Nerede bir kamelyamız varsa Rize'nin bütün alanında bunların kapalılığını, kapanmasını sağladık. Yine bütün mahallelerde olduğu gibi temizlik işlerimiz daha fazla titizlik gösterdi. Marketlerde, kamu kurumlarında, hastanelerimizde, valilikte, jandarmada birçok kurumda bu dezenfekte çalışmaları yapıldı. Hem de vatandaşlarımız uyarıldı. Ama ben yine de görüyorum ki yapılan bütün bu çabalara rağmen işte bankaların önünde 1 metre arayla sosyal mesafeyi koruyarak durulması noktasında uyarılar yapıldı. Hatta trafik lambalarımızda bile kırmızı ışık yanınca evde kal işareti koydurttu ki vatandaşların da orada farkındalık, duyarlılık daha fazla artsın diye. Son olarak işte Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde parklanmayı tamamıyla kaldırdık. İnsanlar şehire gelmenin, arabalarını çekebilmenin ve hareketlilik yapmanın biraz daha engellendiğini hissetsin ve bu doğrultuda hareket etsin diye. Billboardlarda, raketlerde bütün yapılabilecek hijyen şartlarının korunmasıyla ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün önerileri noktasında tabelalar asıldı. Şu anda fırınlarımızdır, marketlerimizdir hem denetleniyorlar hem de vatandaşa uyarılar açısından da önlerinde belirli şövalyeler konulacak. Orada bu dükkan, bu market, bu fırının uyması gereken kuralların ne olduğunu vatandaşımıza da bir nevi otokontrol olsun diye anlatmış olacak. Onların takibiyle beraber sokakta esnafımızın bir taraftan alışverişini yaparken bir taraftan da bu hijyen şartlarına uyması en üst noktada olsun diye çalışmalar yapıldı. Fakat burada en önemli olay vatandaşın kendi bilinciyle evde kal talimatıyla beraber evden kalıyor olmasıdır. Bunun şirin bir anlatımı yoktur. Yani kişilere bu uyarılar yapıldığı zaman bütün Türkiye'de herkes seferber olmuş, illerde herkes seferber olmuş, valilik, il müdürlüğü, jandarma, belediyeler herkes el birliğiyle şu mesajı veriyorlar. Evet, bu bizim korumamızla beraber küçülteceğimiz ve yok edebileceğimiz bir hastalık. Çok evham düzeyine de panik atak düzeyine de bu işi getirmenin elbette ki bir durumu yok. O farklı bir vahamete getirir. Fakat bütün sosyal ihtiyaçların karşılanması anlamında 65 yaşın üstündekilerden nasıl %80-90'a bir başarı sağlandı evlerinde durması anlamında bence bütün yaş kademelerinde evet işine gidiyorsa ki onları da biz kamu kurumlarında da özel sektörde de üçte bir noktasına kadar düşürüldü. İşine gidiyorsa sabahleyin kişi işinde olması lazım. Saat 9'dan sonra ortalıkta çok da insanın gözükmemesi lazım. Ama biz bakıyoruz ki arabaların hareketliliğiyle, vatandaşın hareketliliğiyle beraber insanlarımız yine sokaklarda gözüküyorlar. Bu anlamda ben sizler kanalıyla, bu vesileyle değerli hemşerilerimize buradan yine söylüyorum ki bu virüs bizim tedbirlerimizle beraber ortadan kalkacak bir virüstür. Şurada 10-15 günlük bir süreçte ihtiyaçları olanlar belirli telefon hatlarıyla beraber evde hizmete kadar varılmış her nokta. Biz de şimdi belediye olarak yeniden sosyal yardım amacıyla belirli çalışmalar yürüteceğiz bu dönem zarfında evde olanlar için. Ama kişilerin evde kalması lazım. Bu süreyi evde geçirmesi lazım. Eğer hepimiz kendi
lokal anlamdaki o hallerimizi, karantinalarımızı evlerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde yapabilirsek o zaman bu virüsün dağılımı ve yaygınlığı bir nevi duraksamış olacaktır ve kontrol daha ciddi bir mesafe katledilmiş olacaktır. Maksat, tüm tedbirlerden maksat bu hareketliliği azaltabilmek. Eğer biz insan hareketliliğini azaltamazsak o zaman bu işi daha da uzatmış olacağız. Bundan dolayı biz bu vesileyle yine hemşerilerimize ne olur evde kalın, sağlığınız için, çocuğunuz için, sevenleriniz için evde kalın sloganıyla kişilerin evde kalmasını arzu ediyoruz. Yine belki Hıfz-ı Sıha Kurulu kararlarıyla beraber ilçelerden merkeze gelmeyi, köylerden merkeze gelmeyi ve gitmeyi minibüsler anlamında ciddi anlamda kısıtladık ki bu gidiş gelişleri tamamıyla asgariye indirelim ve biz bu süre zarfında esnafımızın da bizden talepleri oluyor. Gerek ecrimisiller anlamında gerek esnafımızın işgal ettiği yerler anlamında tabii ki toleranslarımızı, tarihlerini arkadaşlarımıza almış toleranslarımızı göstereceğiz. Yine hükümetimizin açıkladığı politikalar doğrultusunda da esnafımıza ne yardım yapılacaksa biz de aynı yardımları uygulamakla mükellefiz zaten. Fakat şu süreç bir durulduğu zaman Mayıs, Haziran ayı sonlarında bunların hepsi ortaya dökülecek. Ne var, ne yok, nerelerde yardım yapılabiliyor diye bunlar tekrardan gündeme gelecektir. Vatandaşımız, esnafımız bu konuda müstehir olsun. Çünkü ömrümüz uzarsa, yaşam değerimiz artarsa, yaşam süremiz artarsa bütün ekonomik sıkıntılardan kalkabilecek bir zamanımız olacaktır demektir. Onun için önemli olan şu anda sağlıklı kalmaktır, sağlıklı olabilmektir. Bu kaotik durumu ülke olarak, şehir olarak hep beraber atlatabilmektir. Bunu atlattıktan sonra bu tür sorular oluyor, geliyor. Bunları vatandaşımızla, esnafımızla oturup zaten değerlendireceğiz.